Karçel, hekim görüşünü sunar. Köy TV izleyicileri bu hafta e, Manezya'da e, Germencik ilçesine bağlı e, Tekin Mahallesi'ndeyiz. E, burası Aydın il sınırları içinde. E, daha önce de program yaptığımız e, Manezya Farma'nın Arge e, çiftliği. E, yine burayı seçtik e, plan olarak size. Bu hafta e, özellikle anne ve yavru sağlığından bahsetmek istiyorum e, size. E, malum kuzulama dönemi artık mevsime bağlı değil. Yani her mevsim kuzulama yaptırıyoruz. İşte Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı, yazın. Zaten iki yılda 3 kuzulama hedefini tuturmak adına üreticilerimiz daha bilinçli, daha iyi besleme programlarıyla, daha iyi bakımla bu hedefe doğru yol alıyorlar. Benim bu hafta üzerinde durmak istediğim konu, yani özellikle kuzulama dönemi ve öncesinde, yani kuzu sağlığı anne sağlığıyla başlar. Hani bunu defalarca diğer programlarda da e, dile getirdik ama e, devletin yani tarım il ya da ilçenin e, yaptığı yani bakanlığın yaptığı aşılar e, elbette e, aksatılmadan e, zamanında yapılmalı. Onlar e, bize bir aşı takvimi veriyorlar. Yani hepimiz e, bulunduğumuz bölgedeki ilçe müdürlüklerine gittiğimizde bize e, koyunlarımızla ya da kuzularımızla ilgili e, ya da keçilerimizle ilgili bir e, aşı takvimi Verecekler küçük baş ya da büyük baş. Burada dikkat etmemiz gereken bizim ne yapmamız gerektiği. Birkaç başlık var yani beslemeye bağlı bakteriyel ya da viral hastalıklar kuzu ölümlerine sebep oluyor. Şimdi burada öncelikle anne üzerinde durmak istiyorum. Anne için hani ilk etapta dile getirmek istediğim agalaksi yani bilinen süt adıyla süt kesen hastalığı enterotoksemi, Enterotoksimi, bilinen adıyla çelerme e, ve septisemi dediğimiz e, koli enfeksiyonları. E, bir de doğuma yakın besleme ile ilgili başımıza gelen metabolik bir problem olan gebelik toksemisi. Şimdi e, bunlara dikkat ettiğimizde, hani bunların kuzuyla ne ilgisi var onu da anlatacağım ama, e, bunlar özellikle... E, Anne eğer bunlara yeterince dirençli değilse yani bağışıklık geliştiremiyorsa bu yavruyu da etkiliyor ve yavru korunmasız bir şekilde dünyaya gelmiş oluyor. Şimdi özellikle agalaksi, mycoplasma agalaksiye denen bir bakteri, en küçük bakteri bu, hücre zarı olmayan fakat gram pozitif bir karakteri gösteren çok dirençli bir bakteri. Ee, Agarax'taki önemli husus şu, çok erken teşhis edilmesi gerekiyor. Yani dikkatli olmamız gerekiyor sürüye bakarken. Ee, her sabah sürümüzü yürüteceğiz. Ee, Topalayanlar, e, gözlerinde sıkıntı olanlar, e, mastitis yani meme sertliği gelişenler ya da sütünde azalma olan koyunlarımız bunların hepsini e, direkt ayırmamız gerekiyor ve bunlarla ilgili hemen bir hekime danışmamız gerekiyor. Geç kalırsak agalaksi'den dönüş zor. O yüzden zaten en kesin çözüm başlangıçta hemen söyleyelim aşılamadır. Yani Agalaksi aşısı doğuma 2 ay kalaya da doğumdan sonraki 2 ayı takip eden süreçte yapıldığında sürülerimizi başarıyla korumaktadır. Burada kötü bakım ve besleme koşulları agalakside sağımcının elleriyle işte dezenfekte etmeden başka bir yer, başka bir koyuna e, sağım yapması. E, sağım makinelerde hasta hayvanların sağlam hayvanlardan önce sağılması. E, bunların hepsi agalaksinin yayılmasında e, etken. Göz akıntısı, süt e, ve çok nadir de olsa ağız yoluyla e, agalaksi yani süt kesen bulaşmakta. E, nedir bunun semptomları? E, çoğumuz, bütün üreticilerimiz dönem dönem e, denk gelmiştir. E, ani gelişen bir mastit, meme iltihabı. E, direkt e, annelerde, anaçlarda topallık ya da e, tek tarafta ya da gözde çift tarafta kızarıklık, gözün renkli bölümünde oluşan opak görünüm yani e, hafif bir beyazlık, yüksek ateş, süt veriminde ani düşme gibi e, birçok sem semptom, birçok belirti e, agalaksinin yani süt kesenin e, habercisidir. Bunları gördüğümüz anda başlangıç aşamasında yakalarsak e, buna çalışan işte streptokoktan elde edilen e, tirosin tarzı e, antibiyotikler, e, tilozin etken maddeli antibiyotikler e, ilk etapta başarılı sonuç veriyor. Yani 3 ya da 5 günlük kullanımda. Ama e, bu aşamaya e, getirmemek gerekiyor. Yani bunun, bunun için e, iyi bakım besleme, e, iz element eksiklerinin giderilmesi, e, hijyen koşullarına uyulması, e, sağımın temiz şartlarda, uygun şartlarda yapılması e, bunların hepsi e, agraksi engellemek için önemli e, faktörler. Agraksi eğer e, aşılama yapmamışsak, anne bağışık değilse maalesef e, bunu alan yavruya da e, sütle, e, ağız yoluyla geçiyor. Ve e, kuzumuz ya da keçimiz, şey oğlağımız e, çok kısa bir sürede e, zayıflamaya başlıyor. E, yine onda da benzer semptomlar, topallık, ishal, e, sırtta kamburlaşma, hemen e, işte karın boşluğunun içe çökmesi, bu tarz sıkıntılar görülüyor ve kuzularımızı da buna bağlı kaybediyoruz. artı hani bunun en büyük yani atlatan hayvanlarda da en büyük sıkıntı şu. Geç kaldığımız ve tedavi edemediğimiz memelerde maalesef geri dönüşsüz bir körleşme oluyor ve bu da özellikle süt koyun işletmelerinde çok büyük ya da keçi, süt keçisi işletmelerinde çok büyük ekonomik sebeplere kayıplara sebep oluyor. E, Agaraxi e, bu şekilde e, hep aklımızın bir köşesinde olması gereken e, işletmede e, özellikle çok sıkışık e, hijyen, sanitasyon kurallarının e, net olarak uygulanmadığı işletmelerde e, çok sık görülüyor ve e, üreticiler için e, büyük bir baş ağrısı durumunda. E, ne demiştik? Agaraxi'nin en kesin çözümü e, mikroplazma aşısı. Bunu da... E, bu agalaks açısını doğuma 2 ay kala ya da e, doğumdan sonraki ikinci aydan sonra e, laktasyon döneminde yapabiliriz. E, şunu unutmamak gerekir. Aşı yaptığınız anda e, süt veriminde hafif düşüşler, küçük bir ateş yükselmesi olabilir. E, bu çok büyük bir sıkıntı değil. E, eklemek istediğim yine aşı ile ilgili şöyle bir, bir olgu var. E, sadece sağlam hayvanlar aşılanmalı bunu bunu özen gösterin çünkü hasta hayvana aşının bir faydası yok agalaksi aşısının ikinci olarak çelerme ve kolis sistemisi dedim koli bu ikisini bir arada değerlendirmek lazım çünkü ikisi de kuzular için ani ölümlere sebep oluyor bunun anne boyutu da şu şekilde özellikle anneye doğuma, hani bir ay kal bir aydan önce doğuma doğum başlaması bir aydan önce eğer septisemi aşısı kol aşısı e, ya da klasstroyum aşısı yani çelerm aşısı ya da ikisinin birlikte olduğu e, kombine aşılar var karma aşılar karma aşı diyoruz biz bunlara bunları yaparsak e, büyük oranda yine e, kuzularımız bağışık doğacak. E, bunun en önemli e, sıkıntı yani bulaşmadaki sıkıntı anne karnında da kuzu bunu alabiliyor yani e, mesela agaraksizde ee, Morbidite yani yakalanma oranı e, düşük, genç hayvanlarda ölüm oranı yüksektir. E, kolide ise e, yani kolistep sistemisi ya da Clostridium'da, Çelerme'de e, bu oran e, çok korkunç düzeyde yani %80'lere %90'lara varan ölümler şekilleniyor. E, burada yine e, altlıkların kötü olması, kötü hava koşulları, barınak şartlarının havalandırmanın kötü olması, koli ve çelermeyi tetikleyen yani septisemi ve çelermeyi tetikleyen faktörler. Ama ikisinin tabii vücuda giriş yolları farklı. Yani öncelikle septisemiden bahsedelim. Bu bir koli enfeksiyonu. Eee septisemi kan zehirlenmesi demek. vücuda giren etken özellikle şiddetli bir bağırsak enfeksiyonu ishal yapıyor. Ateş aniden yükselir. kuzularda topallıklar, eklemde şişlikler, bu şişliklerin sonra açılması, eee iltaplanma, hastalığı atlatan kuzularda ise sürekli bir zayıflık, kronik bir zayıflık, gelişememe, daha sonrasında hiçbir zaman damızlık performansını gösterememe gibi çok büyük sıkıntılar görülebilmekte. kolide daha çok işte doğumdan sonraki hemen 2 e, 8 gün arasında e, gri, beyaz ve köpüklü bir isalle e, karakterize ve yüksek ateşle gördüğümüz e, kuzularda sallantılı yürüyüş, e, dediğim gibi eklemde şişlik ve göbek dezenfeksiyonu yapılmamışsa e, göbek bölgesinde şişlikle e, karakterize ve kuzunun direkt düşmesi, e, işte ani ölümlerin görüldüğü e, bir hastalık. Ee, ne yapılmalı koli için? Ee, ne dedik? Aşı en önemli şey. Yani anne karnında yapılan aşı, e, doğarken yapılan. E, eğer bu yapılmamışsa doğumdan itibaren e, antiserumlar var e, koli için, septisme için. Bunlar doğar doğmaz kullanılabilir. Ya da e, işte e, bizim firmanın ya da e, farklı firmaların geliştirdiği özellikle e, kuzulara doğar doğmaz doğal bir bariyer oluşturan e, Koli ve Sarmonella gibi e, patojenleri tutucu jeller yani bunları bloke edici jeller, e, doğum jelleri e, hayvanın o ilk bir haftalık süreci yani neonatal dönem dediğimiz o e, 0-7 gün ilk haftasındaki süreci sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlayacaktır. E, Koli e, için en önemli olay annenin aşılanması akabinde yavrumuz doğdu kesinlikle ama kesinlikle göbek dezenfeksiyonu yapmak zorundayız yani kolinin e, vücuda alınmasının en önemli yolu e, kötü zemine doğan yavru göbek dezenfeksiyonu yapmadığınızda yüzde 90 yüzde 90 e, zaten e, bu fırsatçı ve her yerde yaygın bir şekilde bulunan e, bakteriyi e, göbekten yavru almakta Hemen akabinde e, kan zehirlenmesi başlamakta. Bu eklemlere kadar gitmekte. Hani göbekle topallığının ilgisi var gibi bir olgu da e, aklınıza gelebilir ama kan zehirlendikten sonra dolaşımla bütün vücuda yani hatta şöyle bir şey düz kaslara e, biz otopside kesiler attığımızda aynı şarbon gibi düz kaslarda e, oturmuş kan odakları da görmekteyiz. Yani e, seçimi. mi? en korkutucu, en yaygın ve bizim için en büyük problem olarak görülmekte. Göbek dezenfeksiyonuna başladığımız mücadelemiz annenin memesinin temizlenmesi, altlıkların kuru tutulması, mutlaka ayrı doğumhanelerin yapılması, anne ve yavru için daha hijyenik doğumhanelerin yapılması önleyici tedbirler olabilir. Doğumdan hemen sonra yaptığımız göbek dezenfeksiyonu e, koliyi önlemek için yüzde %40 oranında et, etkili. Eğer biz e, göbek dezenfeksiyonu, yani bu iot ajanları olabilir, e, yaygın olarak kullanılan spreyler olabilir, dezenfektanlı spreyler, antibiyotik spreyler yani önemli olan bölgeyi bloke e, orada bir blokaj e, sağlamak. Bunu e, yaptığımızda yani ikinci defa yaptığımızda bu e, korunmayı %60'lara çıkartıyoruz. İkinci günde yaparsak eğer dezenfeksiyonu neredeyse göbekten koli enfeksiyonunun alınmasının önüne geçiyoruz. Bir de doğumda bir şey hatırlatmak isterim üreticilerimize. Diyelim ki plezanta çıktı ortamda ve kuzu yerde. Göbek dezenfeksiyonu yapmadan önce yani anne yavruyu kuruttu diyelim, plezantayı hemen kaldırmayın. Plezanta kuzu kalkıp anneyi emene, emene kadar bölgede bir dezenfeksiyon sağlayacak. Prezanta sıvısı. O seri bir sıvıdır ve kuzuyu da e, enfeksiyonlara karşı geçici de bir sürede olsa korur. Yani o prezantıyı kaldırmayalım. E, daha sonra kuzu kalktı, anneyi e, emecek pozisyona geldi. O zaman kaldırabiliriz, uzaklaştırabiliriz. E, bir de kuzu anneye emmeden mutlaka ama mutlaka e, o ilk sütü biz e, bir kaba boşaltıp, uzaklaştıralım. Hem sütün karakterini görürüz. Yani bir kesilme, pıhtılaşma var mı? Yani bu hani e, galakside görülen bir olay. E, süt kesende biraz önce bahsetmiştim. Onu da görülen hem o yönden kontrol etmiş oluruz. Meme sağlığını, memeler açık mı değil mi onu da görmüş oluruz. Ama en önemlisi o meme kanalındaki süt ortamla kontamine yani ortamdaki etkenlerle bulaşıktır. Bunu kuzu aldığında e, yararından çok zararı olabilir eğer ortam çok kirliyse, memeler kirliyse, meme başları kirliyse. Biz bunları temizleyelim. Nasıl olsa 24 saat kolostrumun içindeki antikorlar, o immoglobin seviyesi e, belirli bir düzeydedir. Yani bunu e, birinci saat alması, ikinci saat alması, üçüncü saat alması önemli değil. O ilk 24 saatte kolostrumu alsın elbette günden güne yani e, kolostrum seviyesi, e, kolostrumdaki antikor seviyesi düşecek. E, ikinci gün daha düşük, üçüncü gün daha düşük, dördüncü gün artık e, kolostrum etkisi geçecek. Ama en azından o ilk sütü e, annenin memelerini temizlik yaptıktan sonra kuzuyu tutturmamız, yani doğumu yakaladığımızda bu e, koli enfeksiyonları için e, iyi bir önlem olacak. E, koli agraksi gibi değil. Yani ilerlediğinde e, agraksi de işler çok zor. Erken dönemde o da evet, tedavi edilebiliyor ama kolinin tedavisi var. E, yeter ki e, uygun dönemde hemen hekime haber verelim. Her zaman söylüyorum şu dipnotu yine büyük harflerle e, söylemek istiyorum değerli izleyiciler. E, bir kuzu için hekim çağırmıyorsunuz. Bizde yani e, sürü hayvanlarında hasta yok. Yani birey yok daha doğrusu. E, hastamız tüm sürüdür. Yani biz bir kuzu için ya da bir koyun için hekim çağırdığımızda aslında sürümüz kaç hayvan? 50 hayvan. Kaç hayvan? 100. Kaç hayvan? 200. Biz bu kadar hayvan için hekim çağırmış oluruz. Bir bir tane kuzumuzda hekim teşhis yaptığında ve tedavi yaptığında aslında diğer kuzuların hayatı kurtulacaktır. Çünkü hekim size der ki sizin sürünüzde şu an bu hastalık var ve bunun önlemini alacağız. Ama aşı yapacağız ama antibiyotik kullanacağız. Ama şu önlemleri almamız lazım, ama bu destek tedavi yapmamız lazım. Fakat mutlaka bir tedavi yöntemi bulacaktır. Hastalık ilerledikten sonra e, hayvanda ciddi sancı geliştikten sonra, yüksek ateşte iştahsızlık, e, süt içememe ve hızlı zayıflama e, olduktan sonra maalesef e, dönüşü çok zor. Parenteral tedavilerde elbette hala şansımız var ama diyelim ki atlattı. Atlatsa da hayvan e, damızlık değerini maalesef kaybediyor. Yani e, istediğimiz damızlık e, verileri, istediğimiz boya, istediğimiz kiloya ya da istediğimiz süt verimine dişi bir hayvansa e, ya da ikizlik oranına e, ileride maalesef ulaşmıyor. Kolye e, benzeyen, yine yüksek ateşte ve ishalle seyreden ama e, süre olarak yani neonatal dönemi sanki biraz geçiren e, bir hastalık da salmonelladır. Yani e, bu da karışabilir fakat salmonella da e, dışkı yeşil kanlı olabilir. O da yüksek ateşte seyreden bir tifo eskeni. Fakat tedavi olarak yani prensip olarak koliye karşı hangi önlemleri alırsak, Sarmonella'da da aynı başarıyı yakalayabiliriz. Yani koli için aldığımız önlemler aslında Sarmonella için de geçerlidir. Hani biz hep bahsediyoruz. Mesela bir mandan oligosakkarit ortamda kolyeyi bağlıyorsa kullandığımız jellerde ya da kullandığımız katkılarda olan e, mos eee da aynı oranda çalışacaktır. Antibiyotikler kolide ne kadar çalışıyorsa Salmonella'da da o kadar çalışacaktır. E, diğer bir e, ölüm etkeni yani yine anne ve e, yavruyu ilgilendiren çelerme dedik. Hani e, koli ile beraber de aşısı yapılabilen klostridium etkenleri yani enterotoksami etkenleri. Şimdi e, bunu aslında en büyük enterotoxemi etkeni demeliyim. E, bu ciddi bir şekilde, özellikle e, yani kroksüridimin tipleri var, A, B, C, D şeklinde. E, A tipi daha az patojen, yani e, bizim hayvanlarımız için. E, diğer tiplerde yani erken dönemde e, işte bir bir iki günlük kuzulardan kuzuları bile etkileyen işte 15-20 günlük ilk ayda etkileyen tipi var. Bir iki ayda etkileyen tipi var. Yine yetişkin bir iki yaşında etkileyen tipi var. Ama sonuçta semptomlar çok fazla değişmez. Burada daha çok yem yiyen, daha çok bir anda mesela rasyon değişiklikleri ne maruz kalan daha fazla yem yiyen etkene daha fazla alan hayvanlar e, hastalanmakta. Şimdi normalde e, hemen hemen bütün rasyonlarda e, bu etken var. Bu toksin var. Klosürenin toksinleri var. E, hani Bilmemiz gereken şu. Az miktarda aldığında e, bu toksinler hayvanı hastalandırmaz. Ama <laughs> toprakta olan bu etken e, yem bitkileriyle birlikte aşırı miktarda alındığında kana bir anda fazla geçiş olur. İşte o... Rumen de şişkinlik yapar, yani işkembe de şişkinlik yapar, bağırsakta şişkinlik yapar ve bir anda e, orada besi birikimi olur. E, sindirilemez bu e, alınan yemler ve kanı e, toksin karışımı e, hızla artar. İşte bu toksin e, o kazıklı humma dediğimiz e, işte hayvanlardaki sıkıntı, eklemlerde iltihaplanma, e, kanlı e, ishal aşırı şişkinlik, durgunluk, şimdi ani çırpınma ve kalp krizi arkasında ölümle şekillenecektir. Yani bir enterotoksemeye bağlı ölüm görülecektir. Dediğim gibi anneyi eğer aşılarsak, karma aşılarını düzenli yaparsak, kuzularda doğduktan sonra biz normalde 15-20. günde yani e, o ilk iki haftadan sonra e, kaba yeme, tamamen geçti. Kaba yem yemeye başladığında hayvan bir hafta sonra kaba yemden bir hafta sonra ki biz 7-10 günde kaba yem vermeye başlıyoruz artık kuzu ve oğlaklara. E, 15-20 günde birinci karmayı takip eden 15 gün sonra da 30-35 günde ikinci karmayı yaptığımızda hayvan tamamen serbest yemlemeye geçtiğinde Çelermeye karşı, yani bu enterotoksimeye karşı bağışıklık kazanmış olacak. Yani kuzu için bağışıklık bu. Ama anne aşıladığımızda yavru doğar da olmaz buna bağışık olacak. Hani bu önemli bir şey çünkü klas yine aynı şekilde anne sütünden ve annen anneden yavruya geçen bir bakteri, bunun toksinleri de büyük sorunlar yaratmakta. Çok ağrılı, e, yüksek ateşte de seyreden, daha sonra hızla ateş düşüyor. E, aynı salmonele olduğu gibi önce yüksek ateş sonra ateş düşüyor ve hayvan e, sepsisten ölüyor. E, burada da yine e, yemden yararlanamadığı için e, hızla bir, giden bir zehirleme ve zehirlemeye bağlı bir ölüm e, şekilleniyor klas rüdyumda. E, bununla e, aşılamanın dışında e, erken dönemde Yakalar isek, e, tabii ki işte toksin bağlayıcılar, antibiyotikler, e, destek tedavilerle e, yine hastamızı ya da e, hasta hayvanlarımızı döndürme durumumuz var. Yine hastalık gördüğümüzde de aşılama yapabiliriz toksinlere karşı. E, bu da e, en azından e, sürüde hastalığın ne kadar yayıldığını, ne kadar sağlam hayvan, ne kadar hasta hayvan olduğunu bir an önce görmemizi sağlayabilir. Ve e, hasta hayvanları ayırabiliriz. E, Kız en önemli nokta ani rasyon değişiklikleri. Yani mesela kabayan veriyorduk. Aniden silaja geçtik. Silaj veriyorduk. Aniden kabayeme şey ota geçtik. Aniden kesif yemi arttırdık. işte aniden bir posa bulduk. Bunu yedirmeye başladık. İşte bu değişikliklerde özellikle ne dedik? Sindirim sisteminde yem geçişlerinin yavaşladığı durumlarda işte toksin Hızla kana karışıyor. Yani dikkat etmemiz nokta burada besleme. Yem değişikliklerini mutlaka yavaş yavaş yapmak zorundayız. Yani bir anda bugün bunu yediriyordum yarın koyuna bunu yedireyim ya da keçiye bunu yedireyim böyle bir şey yok. Yem değişikliklerini yavaş yavaş yapmak zorundayız. Yine bu yem değişikliğiyle sadece kapalı entansif yem değişiklikleri aklınıza gelmesin. E, diyelim ki e, kapalı ortamdaydı. E, kışlatıyorduk hayvanlarımızı. Aniden bahar geldi. Hadi meraya salalım. Öyle bir şey yok. Bir an bir anda salalım. E, hayvanlar doysun. Ekonomik olarak besleyelim. Yine böyle bir şey yok. E mera yapıyorsak da e, genelde biliyorsunuz e, Türkiye'de yara entansif. Yani mera sorunumuz çok büyük. Yara entansif. Yani bu ne demek? E, bir barınağımız var. Bu barınaktan e, meramıza hayvanı günlük götürüp getiriyoruz. E, i̇şte bu aşamada Sabahları hayvanı meraya çıkartmadan e, bir kabayam yani en azından biraz saman versek bile işte o e, ani e, yeşil yükleme ya da o doğada bolca bulunan krasürüdümün e, hızlı alımını engellemiş oluruz yani e, hayvanın sindirim sistemini e, biraz daha optimize biraz daha e, olumlu durumda tutmuş oluruz e, yani işin özeti sabah eğer yemlemeye çıkartacaksak mutlaka biraz e, kabaya e, yani bu, bu, koyunun her gün yediği e, yemi e, çok küçük bir miktarda olsa vereceğiz. Ondan sonra meraya çıkartacağız. Yoksa sabah bir körü meradan daha çok yararlansın diye e, işte 7'de, 8'de, 6'da koyunu meraya salmanın e, çok büyük bir anlamı yok. Çünkü bu dediğim gibi doğada o bolca bulunan klasürdüm etkenleriyle e, hayvanı Baş başa bırakacaktır. Şimdi e, agaraksi, septisemi, e, enterotoksemi, salmonella yani bunlardan e, kısaca bahsettik. E, bir de ne dedim? Beslemeye bağlı sıkıntılar. Yani besleme hayvanın yemi, hayvanın aldığı iz elementler, vitamin, mineral maddeler hepsini kapsayan bir bütün. Annenin beslenmesi çok önemli. E, özellikle yani 3 ay olana kadar yani gebeliğin 3. Üç, ayına kadar anneyi bir toklu gibi besleyebilirsiniz. Yani bu herhangi bir sorun teşkil etmez ama özellikle son 1,5 ayda kuzular ana rahminde hızla gelişecektir. İşte bu gelişim esnasında e, günlük 50-60 ml glikoz ihtiyacı olacak. Yani büyük büyük bir enerji ihtiyacı olacak kuzunun. Anne hem bunu sağlayacak hem kendi yaşaması için enerjiyi sağlayacak. Ee, yavru geliştikçe e, annenin ihtiyaçları daha da artacak. Hani bunları göz önüne almazsak işte sıkıntı orada başlıyor. Ee, özellikle çoklu gebeliklerde yani ikiz ya da üçüz olan gebeliklerde durum daha da vahim. Yani e, yavrular ikisi beraber gelişiyor. Şimdi en büyük sıkıntı fiziksel bir sıkıntıyla başlıyor. Yani nedir o fiziksel sıkıntı? Yavrular ana rahminde hızla gelişiyor ve işkembeye basınç yapmaya başlıyorlar. Şimdi hayvan aç. Ama ne kadar aç olursa olsun, yiyebildiği ve işkembesini doldurabildiği alan sınırlı. Yani işkembe her zamanki kapasitesinde dolmuyor. Hayvan daha az yiyor, daha çabuk acıkıyor. Daha az yiyor, daha çabuk acıkıyor. Yani birinci olarak hani yemin kalitesini geçtim. Öğünler önemli. Yani besleme sıklığı. Siz sabah ya da akşam iki öğün yemek yem veriyorsanız hayvana e, mutlaka e, bir açık ve bir açlık durumu olacak. Yani asla yediği hayvanın e, ihtiyacını karşılayamayacak. Ne yapmamız gerekiyor? Ara öğünler. Yani isterseniz üçe bölün en azından, isterseniz dörde bölün. E, gece yatmadan önce tembellik yapmayın. Bir kere daha yem verin hayvanlara. Hani bu özellikle yakın gebe hayvanlar için, o son 1,5 aylık gebe hayvanlar için çok hayati, çok önemli bir olay. Yani gerçekten ne yedirdiğinizi bile tartışmıyoruz. Sadece hayvanın ne kadar yem alabildiği, işkembeyi ne kadar doldurabildiği ile ilgili bir sorun. Böyle başlar zaten en büyük sorun. Ha, arkasından tabii ki yemin kalitesi. Yani özellikle son dönemde hani neydi bize işte 30'a 70 ise kesif yem kaba yem oranı 40'a 60 ise son dönemde tam tersi yani kaba yem daha az, kesif yem daha fazla bile olabilir. Özellikle çoklu gebelik e, hikayesi olan koyunlarımızda hani zaten dış bakıda da görürsünüz e, hayvan benim ihtiyacım var der. Orada kesif yemi arttırmak daha kaliteli işte proteini yükseltmek enerjiyi yükseltmek gerekir ki hayvan doğuma e, güçlü bir şekilde girsin. Biz aslında bir kuzunun doğduktan sonra hiçbir şey almadan kolostrum ağustu bile almadan iki gün hayatta kalacak enerjiyle doğmasını bekleriz. Ama bırakın bu enerjiyi, bizim kuzularımız doğduğunda ayağa bile kalkamayacak kadar düşkün doğuyorlar. Ve yardımla hayatta kalıyorlar. Bunun sebebine dediğim bu besleme sıkıntıları. Şimdi biz bunu yapmazsak ne olur? İşte en önemli kısım bu. Gebelik toksemisi dediğimiz ketozis tablosuna doğru koyunumuz gidecektir. Yani yeterli... Enerji, yeterli protein yani ihtiyacı olan e, gıdayı alamadığında e, yavruları büyütebilmek için maalesef hayvan kendi protein kaynaklarını tüketecek. Yani tabiri caizse kendinden verecektir, kendini yiyecektir. Kasları hızla eriyecek, e, hızla zayıflayacak, e, enerji metabolizması, e, sinirsel semptomlar, yani enerji metabolizması sektörü olacak, sinirsel semptomlar gelişecek. İşte e, en büyük etken nedir? Durgunluk. Yeme girmeme, kafayı bir yere dayama, boş bakışlar, sağa solu görmeme, hani bu ciddi ciddi dönüşümsüz, hani artık geriye dönüşümü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz gebelik toksinisinde, sinirsel semptomlar geliştikten sonra hayvanı döndürmek çok çok zor. Yani diyelim ki çok kaliteli, çok değerli bir damızı hayvanımız var elimizde, hekimi çağırdık. İnanın geliştikten sonra tedavi çok zor. Yani 6 saatte bir serum vereceksiniz. Ee, eğer gebelik 136 günü geçmişse e, yavru kurtulabilecek durumdaysa belki sezeryan e, anneyi e, tekrar kazanmamız için bir çözüm olabilir. Ama o bile %100 e, garanti evet bu yavruları aldık anne artık kurtulacak gibi bir durum yok. Çünkü dediğim gibi e, sinirsel semptomlar artık başlamışsa olay dönüşümsüzdür. E, karaciğer yağlanması şekillendi. Yani biz bunu hepatik lipidoz diyoruz. Karaciğer yağlanması şekillendiğinde artık metabolik olarak hayvan tekrar geriye dönemeyebilir. Yavrular alsanız bile. Çoğu hayvan doğumu tamamlayabilir. Yani 150 günü tamamlar ve kuzuyu doğurur ama merada görürsünüz belki kuzu doğar doğmaz arkasına bakmadan kaçacaktır içgüdüsel olarak. Yani çünkü <laughs> hayatta kalma işgüdüsü maalesef anılık üçgüsünde önüne geçecektir. Yani o kuzuyu da tabii işçilik olarak biz beslemek zorunda kalıyoruz. Ona işte süt temini, gıda temini bunların hepsi maalesef bakıcıya kalıyor. Gebelik toksemisi dediğim gibi önlemini aldığımızda kolay başa çıkabileceğimiz bir olgu. Yani geliştikten sonra Maalesef e, tedavi edebileceğimiz e, çok fazla olmak yok. Karaciğer için destekleyici ürünler, e, hazır enerji kaynakları ki e, en yaygını e, sahada e, monopropylen glikol, e, hazır enerji olarak bunu e, veriyoruz. Kuzuların ihtiyacını karşılasın, anneyi rahatlatsın diye. E, bunlarla ufak tefek e, dönüşler yapabiliyoruz. <laughs> Artı annenin beslemesinde e, protein ve dediğim gibi enerji açının dışında iz element, vitamin, mineral desteği çok önemli. Yani bu koçlamada da çok önemli yani gebeliğin başında ama doğumdan önce de annede iz element açığı olmaması yemine gerekli premiksleri, eğer kapalı besi yapıyorsak gerekli premiksleri, vitaminleri e, vermek zorundayız. Ha merada da geziyorsa bu kesin bir e, işte her şeyi alacak doğadan diye bir şey yok. Çünkü bizim meramız birçok iz element yönünden maalesef e, fakir. Hani bunun en büyük örneği ülkemizde biliyorsunuz selenyum açığı. E, ve buna bağlı e, olarak da hani anne e, yeterli beslenemediğinde e, yavru anne karnında yeterli gelişemediğinde e, doğduktan sonra hemen ilk hafta içinde e, özellikle selanyum açığından e, beyaz kas hastalığı dediğimiz bir felç durumuyla işte arka ayakların çökmesi bir felç durumuyla karşı karşıya kalacağız. Hayvan ayağa kalkamayacak. Bunun sebebi enerji ve vitamin enerji vitamin ya da protein açığı değil. İz element kaynaklı. Hemen iz element takviyesi yaptığımızda saat bile dolmadan hani 30 dakika bir saat içinde belki bir buçuk iki saat içinde kuzu tekrar ya da oğlak tekrar eski ee, gelebilir, hani enjeksiyonla e, bunu tedavi etmek zorunda kalıyoruz. E, ama dönüşümsüz olarak <laughs> özellikle mesela B1 e, vitamini eksikliği dönüşümsüz sıkıntı yaratır. E, selanyum eksikliği e, çok aşırıysa ve biz bunu uzun süre fark etmemişsek bu sefer kalbi duracak, hayvanı kaybedeceğiz. E, bunlar da dönüşümsüz etki yaratır. E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, bir de her şeyi verdiğimizde bir e, Sürümüz dört dörtlük olacak diye bir garanti de yok. Yani e, bunun sahada örneklerini işte yaşımız büyüdükçe, e, hekimlik tecrübemiz arttıkça, daha fazla vaka gördükçe e, gördük arkadaşlar. Bunları yaşadık. Yani e, kastettiğim şu. Biz her şeyi verdik. E, Premiksi tam tamam, yemi tamam, her şey tamam. Ama bir bakıyorsunuz hayvanlar yine yatıyor. Büyük, küçük. E, mesela sahada karşılaşmamış olabilirsiniz ama karşılaşırsanız e, aklınızda olsun diye e, size son bir e, olgudan bahsetmek istiyorum. Bu da B1 yani tiamin problemi. B1 vitamini yani tiamin e, aslında e, rasyonumuzda, e, kesif yemde, e, premikslerde, vitaminlerde ya katkılarda her şeyde bolca var. Yani bunun açığı e, pek söz konusu değil. Ama sıkıntı şu. Sıkıntı e, vücut yani buna biz tiamin diyoruz B1'e. Vücutta bir tiaminaz olması. Nedir bu tiaminaz? Tiaminaz bu tiamini yani B1 vitamininin e, vücuda e, vücutta e, mobilizasyonunu engelleyen yani B1'den yaralanmayı engelleyen etkene biz tiaminaz diyoruz. Mesela <laughs> sudaki sülfür. Sudaki sülfür bir tiaminazdır. Eğer siz her şeyi çok iyi yapıyorsunuz, beslemeniz çok iyi, barınağınız çok iyi, mükemmel hayvancısınız. Ama bir bakıyorsunuz, hayvanlar işte serbrel kortikal nekroz geçiriyor. Yani kafalar geriye doğru, beyinde bir nekroz oluşuyor. Bu da dönüşümsüz. İşte bu nekrozda da yatarlar, İşte kafa geriye gider, ayak pedal hareketi yapar. Bu da çok tipik bir şeydir. Burada da işte demin izlenemen eksikliğinden bahsettik. Burada da bir vitamin eksikliğinden bahsedebiliriz. Yani B1 eksikliğinden. Ama dediğim gibi buna sebep bu B1'in emilimini engelleyen bir tiaminaz faktörüdür. Sudaki sülfür gibi. merada süpürge otu, e, otu gibi. Ya da hayvanları aşırı enerjili besinlerde besinlerle beslediğimizde bu da bir tiaminazdır. Yani bunlara da e, dikkat etmek gerekir. E, bu da sürü bazlı görebileceğimiz e, yetişicilikte büyük sorunlara e, yol açacak e, olgulardan biri. E, şimdi e, viral hastalıklara çok girmedim daha çok <laughs> çünkü viral hastalıklarda e, işte aşılama e, genel durumun düzeltilmesi zaten çoğu e, fırsatçıdır. Hani onlara e, Pek fırsat vermemek gerekiyor viral hastalıklara. Ee, hayvanın direncinin yüksek tuttuğumuzda, e, vitamin, mineral ihtiyacını karşıladığımızda, iyi baktığımızda gen genel olarak çok e, viral hastalıkları e, ufak tefek semptomlarla kendileri atlatırlar. Ve bağışık kalırlar çoğuna. Burada bakteriyel birkaç hastalıktan bahsettim. E, agalaksi, septisemi, e, çelermes, salmonella bunları dillendirdik konuştuk ve besleme kaynaklı artı iz element ve vitamin kaynaklı e, birkaç nokta diye sizlere e, hatırlatmak istedim e, bu hafta dediğim gibi e, Manize Farma'nın e, Arge çiftliğindeydik e, burası e, Manezi Antik Kent'in üzerinde e, Aydın ili Germencik ilçesi e, sınırlarında bir yer. E, kendi coğrafyamızda, kendi iklim koşullarımızda e, elimizden geldiğince e, ülke hayvancılığı için burada e, arge çalışmalarımızı e, yapıyoruz. Her şey biraz daha iyiye gitsin diye. E, özellikle kuzulama döneminin e, olduğu, yani mevsim dışı sürekli kuzulama yaptırdığımız bir dönemde e, bu haftaki programı anne ve onunla ilintili olarak e, kuzu sağlığına e, ayırmak istedim. Umarım e, hani bütün detayları verememiş olsam da e, yararlı bilgiler ya da kafanızda bir pencere oluşturacak e, ya da dikkat edilecek e, hususları e, hatırlatabilmişimdir. E, bunları anlatabilmişimdir, size yansıtabilmişimdir. E, tüm çabamız e, ülke hayvancılığı için. E, Umarım e, üreticilerimize yararlı bir program olur. E, bir başka programda e, başka konuklarla, başka konularla e, yine bir arada olacağız. O zamana kadar e, hoşçakalın, esen kalın. Berçer'in sunduğu hekim görüşü sona erdi.